Bueno, primero que nada, como he dicho en las entrevistas anteriores, en nombre mío, en nombre de mis compañeros, desearle condolencias a toda Turquía. Hemos perdido muchísimas personas, muchísimos amigos, compañeros, colegas, y la verdad que a todas las familias desearle condolencias. Evet, her şeyden önce, az önceki röportajlarda da söylediğim gibi çok büyük bir deprem atlattık, büyük bir felaket yaşadık. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Birçok arkadaşımızı, birçok tanıdığımızı kaybettik. Üzgün olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. La verdad que hemos hecho un gran trabajo. No es fácil parar la liga y volver a empezar. Hoy no jugamos el mejor partido, pero lo importante era ganar. Y bueno, los récords están para poder quebrarse y hoy logramos un objetivo y hay que seguir adelante. Evet, öncelikle soruya cevap vereceğim. Durup lige devam etmek tabii ki de kolay değil. Bugün zorlandık fakat kazanmaya devam etmeyi başardık. Önemli olan da bu, aynı yolda devam etmemiz gerekiyor. Sí, bueno, con la pregunta de ahí, el parate obviamente que me ayudó a poder recuperar. Hicimos un gran trabajo con el staff médico, fisioterapeutas, los entrenadores, entrenador de arquero. La verdad que estoy muy contento con el trabajo realizado esas semanas y por suerte hoy pude estar en el campo. Evet, sizin sorunuza gelecek olursak, sağlık ekibiyle bu arada çalışmamız tabii ki çok yardımcı oldu. Fizyolarla, doktorlarımızla, kaleci hocamızla birlikte çalıştığımız için bu maça gelebildim, iyileşebildim. No, bueno, obviamente que el primer día, dependiendo de lo que sale, el doctor sabe un estimado de cuántas semanas. Supuestamente era una lesión de 4 a 6 semanas. He vuelto en la cuarta semana. No, con el míster no he hablado mucho, solamente a través de mis sentimientos, de mis feelings. Me ha visto bien, yo me he sentido bien y la verdad que he podido jugar, que eso es lo que me deja más feliz en este momento. Evet, ilk dönemden zaten doktorların bir tahmini oluyor. 4-5 hafta demişti o zaman da. Ben de 4. haftada geri dönebildim. Çok fazla konuşmadım hocamızla o konuda. Kendimi iyi hissettiğim zaman geri dönmeyi başardım. Bueno, creo que para llegar al primer puesto tengo que jugar 10 años más. No creo que llegue. Pero obviamente yo estoy muy agradecido que en el 2011 tomé la decisión de poder venir a jugar a Galatasaray. He hecho mi familia en Turquía, he hecho muchísimos amigos en Turquía, he vivido momentos espectaculares, otros menos lindos, pero he tomado la decisión correcta para mi vida, que fue estar en Turquía y bueno, seguir ganando cosas con este equipo que la verdad que se lo merece muchísimo. Evet, birinci olmak zor tabii ki de. 10 yıl daha oynamam gerekir bunun için. Zor görüyorum. Fakat 2011'den beri buradayım. Ailemi burada kurdum ben. Birçok arkadaşım oldu. Ve doğru karar olduğunu düşünüyorum buraya gelmemin onca yıllar önce. Bueno, preocupaciones sin duda. Sin duda porque es el pie. Es algo que yo utilizo muchísimo, ya sea para moverme, para pegar. Que la verdad que tenía pensamientos, pero bueno, hablando con el doctor, se llegó a una decisión y la verdad que me sentí muy bien, me sentí muy confort y creo que se vio porque muchos amigos y compañeros me decían eso. Y no, sobre campeón, falta muchísimo todavía, falta muchísimo. Evet, tabii ki de önemli, belli bir kaygım vardı. Sonuçta ayaktan bir sakatlıktı. Oyun oynarken, hareket ederken sürekli kullanıyorum. Fakat doktorumla konuştum, oynayabileceğimi düşünüyoruz. Şampiyonlukla ilgili ise şu anda daha çok olduğunu düşünüyorum şampiyonluğa. Önümüzde de birçok maç var. Sí, bueno, yo tengo hasta 2024 contrato. Pero yo creo que por más que tenga 45 años, yo nunca me voy a despegar de este club. Por alguna razón, por algún motivo, en futuro me voy a sentir parte de este club y la verdad que lo veo de esa manera. Jugando no lo sé, el cuerpo mío me lo dirá cuando termine mi contrato, pero nunca voy a estar separado de Galatasaray después de tanto tiempo, ni de Turquía obviamente, ¿no? Evet, 2024'e kadar kontratım var. Fakat Galatasaray benim için böyle bir şey değil. Tabii ki de vücudum izin verdiği sürece ben oynamaya devam edeceğim. Fakat oyuncu olarak olmasa da her zaman Galatasaray'ın bir parçası olmaya da devam edeceğim. Türkiye'nin de parçası olmaya devam edeceğim. Kaptana teşekkür ederiz. Teşekkürler. Merci.